Evet arkadaşlar, Müzik On Air magazin programında ben Özcan Beylan. Tekrar sizlerle beraberiz. Bugün gerçekten dolu dolu bir yayın oluyor ve birazdan sevgili Sevda Demirel, çok sevdiğiniz isim, konuğumuz olacak. Hem şarkıcı hem manken, 10 parmağında 10 marifet bir insan, pozitif enerjili, çok değerli bir isim. Ve kendisi az önce Esra Ezmeci'nin yayınına katıldı ve şu an yolda olmasına rağmen bize söz verdiği için yayınımıza katılacak. Sağ olsun, var olsun, teşekkürlerimizi iletiyoruz bir kez daha kendisine. Sevtap, bu arada Sevtap Gürlüğü'ne program partnerimiz, onu da yayına almaya çalışıyorum derken evet Sevtap geldi. Evet, hoş geldin Sevtap. Şimdi de Sevda Demirel'i almaya çalışacağım yayınımıza. Evet. Sevda Demirel için çok doğru söyledin. Gerçekten katılıyorum. 10 elinde 10 marifet maşallah. Halen çok güzel. Ya çok tatlısınız. Merhaba, selam, sevgiler. Vallahi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi programdan çıktım. Esra Hanım'ın programındaydım. Çok da mutlu oldum. Bir psikoloğun programında olmak çok rahatlattı beni. Öyle bir mutlulukla şu an size bağlandım. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım programımız güzel gelir. Ve ne zaman yayınlanacak? Çok izlemek isteriz. Burada arkadaşlarımız var. Merhabalar. 1-2 hafta içerisinde yayınlanmasını planlıyoruz. Çok güzel. Buradan da izleyicilerimize duyurulmuş olsun. 2 hafta sonra Esra İzmirci. Evet, bayağı Sevda. Çocukluk dönemime kadar indik ve çok çok duygulandığım ve travmalarımın çok aklıma geldiği ve çok ilginç bir program oldu. Aslında hiç konuşmadığım şeyleri konuştum. Umarım kimse rahatsız olmaz. Yok, hiç rahatsız olmaz kimse. Bence herkes de dört gözle programı bekleyecektir. Onun dışında, yani bu çok özel bir soru oldu ama hani şey dikkatimi çekti. Psikologla konuştum dediniz. Hiç daha önce bir psikoloğa yani dertleşmek için bile gittiniz mi? Hayır, çünkü hep kendi kendimi rehabilite etmeyi çok bildim bu hayatta ama evet. Bazı şeyler o kadar çok üst üste geliyor ki insan hayatında. Ben farkındaysanız yüzümü bile çok değiştirdim. Başka biri oldum. Bu da biraz psikolojik bazı sıkıntılar yaşadım. O yüzden köpeğimin ölümü beni çok yıprattı. Biraz bir psikolojim bozuldu açıkçası. Ben de bunu böyle ameliyatlar vesaire bir şeyler yaptırdım. Kendimi toparlamak istedim. Mental sağlığım bozuktu açıkçası birazcık maalesef. Ama kendinize her zaman motive ettiğinizi söylediniz. Biraz bunlardan bahsedecek olursanız başkalarına faydası da olabilir. O stres anlarında, üzüntü, depresyon yaşadığınızda bunlarla nasıl baş ediyorsunuz Sevda Hanım? Onları yaşamamak için sadece doğayla ve hayvanlarla ilgileniyorum. İnsanlardan uzak bir hayat yaşadığınızda gerçekten depresyon gibi zorlu süreçleri çok yaşamıyorsunuz. Ben insanlarla ilgilenmiyorum. İnsanlarla arkadaşlık kurmuyorum. İnsanlardan uzak yaşıyorum. Sokak hayvanları ve evimdeki 4 tane ölümden kurtardığım kedilerimle onlarla mutlu yaşıyorum. Yani karıncaları besliyorum. Onlarla konuşuyorum. Kedilerle, köpeklerle sohbet ediyorum. Onlar benim en iyi arkadaşlarım. Benim insanlara ihtiyacım yok. İnsanlar çok kötü. Ve ne kadar kötü olduklarını siz daha iyi görüyorsunuz. Neler yaşanıyor. Maalesef. Bu dünyanın en masum varlıklarına bile saldıracak kadar cinsellik içgüdülerini, o çirkin, iğrenç cinsellik duygularını, o pislik duygularını, o küçücük masum varlıkların üzerinden bunları tatbik edebilecek kadar şeytani ruhlara sahip olan insanlarla arkadaşlık etmiyorum ben. İnsanları istemiyorum artık hayatımda. Ben sadece masum olan varlıklara yöneldim. O da hayvanlar.
Arkadaşım yok. Doğru. Sevda, bir şey soracağım. Çok alakasız olacak belki ama şimdi 2022'de bir şarkı çıkardın, Yağmur diye bir şarkı. Çok da güzel, çok da sevdiğim bir şarkıdır. Çok da dinlerim. Müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsun? O şarkıdan sonra tekrar bir şarkı yapmadın sanıyorum. Tekrar yapacak mısın? Müzik kariyerine nasıl devam edeceksin? O şarkıda beklediğin ilgiyi alabildin mi? Bu konuda neler söylemek istersin? Yani çok severek okuduğum bir şarkı ama kimse ilgi göstermedi. Çünkü hep bunu da savunuyorum. Bugünkü programda onu da söyledim. Şarkıcılığımla değil, daha önce yaşadığım olaylarla hep beni bir şablona yerleştirdikleri için ve oradan çıkarmayı düşünmedikleri için istediğin kadar Türkiye'nin en iyi şarkısını bul, en iyi besteciyle çalış. Maalesef bir gömlek giydiriliyorsa sana o gömleği çıkartmıyorlar üstünden ve çok üzülüyorum. Sonuçta ben güzel şarkı söyleyebilen bir insanım. Ama çok üzülüyorum. Gerçekten bu konuda çok üzgünüm. Yapamayan ve sesi olmayan bu kadar insan büyük paralar kazanıyor ve çok sahnelere çıkıyor ki. Siz de Yağmur şarkımı dinlediğinizde, besteci bana böyle yaptı. Dedim ki izin verir misin şarkını okumama? Önce bir demo yolla bana Sevdacığım dedi. Cep telefonuyla sesimi çektim, yolladım. Senden para bile almayacağım, şarkıyı sana hediye ediyorum dedi. O kadar şaşırdı çünkü beklemiyordu böyle bir performans benden, sağ olsun. Ya ne bileyim, üzgünüm biraz, mutsuzum, hayallerim çok yıkıldı. Ya 52 yaşındayım, hala şarkıcılığım kabul görmüyor bu ülkede. Çok üzgünüm, ben şarkı söylemek için bu ülkeye geldim açıkçası. Üzgünüm. Evet, peki devam edecek misin? Yani yeni şarkılar bekleyecek miyiz senden? Var mı yolda bir Çok projeler? istiyorum, çok istiyorum ama ne yapsam olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Niye boşuna klibe para harcayayım? Niye bu kadar cebimden her şey gitsin? Olmuyor yani, kabul etmiyorlar. Lanet olsun yani, gerçekten lanet olsun diyorum. Çünkü ben küçücük yaştan beri mücadele eden bir insanım ve hiç kimsenin umurunda değil yani. Varsa yoksa işte Hande Ateş'in döven Sevda Demirel. Bu yani, artık bu gerçekten beni çok yordu ve çok Kaç sene geçti hatta. yorgunum açıkçası, Evet, yorgunum. özel olarak ama o yıllar içerisinde yaşadığınız bir pişmanlık oldu mu kendinize baş başa kaldığınızda? Bu olay Ben yaşanmasaydı. kimseye hakaret etmek için kimsenin programına gitmedim. Ben Evet. programa gittim ve hakarete maruz kaldım. Doğru. O dönemde tabii siz de takdir edersiniz ki 25 sene önceki insan değiliz, kaldı ki geçen seneki insan değiliz. O zaman daha fevriydim. Beden diliyle hareket ediyordum. Şimdi öyle bir şey elbette yapmam. Şimdi sözel konuşmalar, sohbetler, belki kişiyi susturabilme kabiliyetim şu an var ama o zaman çok fevriydim. Bir anda oldu bitti. Böyle bir şey hayal etmemiştim. Oraya gidip şarkı söylemek isterdim, onunla dans etmek isterdim. Ama hakareti baz aldı, hakaret etti. Ben de maalesef bir tane vurmak zorunda kaldım, üzgünüm. Bugünkü aklım olsa yapar mıyım? Asla. Evet. Yapılmaz. Çünkü olgunlaşıyoruz, Tabii. gelişiyoruz, büyüyoruz. Hayattan dersler alıyoruz ve ablayız artık. Evet. Dikkatli olmamız lazım gençlere örnek olmak adına. Evet. Zaten hayat çok vahşi bir süreç yaşanıyor. Herkes vahşi, birbirini yiyorlar insanlar. Çocuklara kötülük yapılıyor, hayvanlara kötülük yapılıyor. Biz bari ön ayak olup tatlı dille, güzellikle, sükunetle anlatalım bazı şeyleri. Ben öyle yaşıyorum. Bugün karınca besliyorsam artık yani gerçekten pamuk gibi bir kadın oldum. Kıyamıyorum hiçbir şeye, kimseye. Peki o günden beri hiç Hande Ataizi ile görüştünüz mü? Yoksa Geçti mi? Gerçekten. yani daha dün yemekteydi. Ben de yemeğimi beğenmiyor. O yüzden bir tane daha vurdum. Yani sen nasıl benim yemeğimi sevmezsin? Hande Hanım yok. Yani kızcağız hala korkuyor. Yani Anladım. onun da bir kabusu oldum ben. Yani Nişantaşı'nda görüyorum. Kaçıyor, alışverişini yarıda bırakıyor. Geçenlerde gördüm, bağırdım arkasından. Gırgır yaptım. Hande'cim bir daha dövmeyeceğim. Yap alışverişini, yap yap. Kaçıyor. Aa, aa. Travma oluşmuş demek ki gerçekten. Ne güzel olur değil mi? Bir firma Barışalım. bize
bir reklam teklifinde bulunursa, bizi yan yana getirseler. Bakın tarihte ne büyük örnekler var. Mesela atıyorum Demet Akalın, Hande Yener birbirlerini yediler. Sonra bir firma, ismi vermeyeyim, büyük bir para karşılığında barıştılar ve para kazandılar. Bizi de mesela böyle bir oynatabilirler reklamlarda. Çünkü Hande'nin de mani olarak öğrendim ki durumu iyi değilmiş. Yani dünya bizi barıştırmak istiyor aslında. Yan yana görmek istiyorlar. Hani bu da bir duyuru olsun. Ne kadar güzel, ne kadar güzel söylediniz. Ne kadar barışçıl bir çağrıda bulunuyor. Dediğiniz gibi yıllardır burada Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe de barıştı. Bence herkes bu şekilde görmek de ister sizi. İkinizin yan yana aynı programda bir arada olmanızı ben de çok isterim. Benim gibi binlerce insan da çok ister. İnşallah Handay teyze de buradan duyar ya da dediğiniz gibi prodüktörler olsun, reklam şirketleri, bir araya gelirsiniz ve bu biter. Üçlü dünya. Ay, ne kadar tatlısınız. Hem güzelsiniz hem çok güzel konuşuyorsunuz. Ama üç günlük dünya bugünün garantisi olmadığı gibi bir saniye sonranın sonrasının garantisi yok. Biyolojik olarak diyoruz ki ay 80'e kadar bilmem 90'a kadar yaşarız. O da bir marifet değil. Ama bir saniye sonra derken kaza geçiriyormuşuz. Allah korusun ama bizim yayınımızda bayılan oldu da kaza getiren olmamıştı ama ilk olmasın. Hiçbir şey garantisi yok. Ölümlü dünya. Ben kimseyle küs ayrılmak istemiyorum. Allah korusun Hande benden önce ölürse belki de mezarında en çok ben ağlarım. Küs ayrıldık diye. Ya da o da üzülüyoruz ben ölürsem. Küslük iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Keşke yayınımıza katılsa da şimdi böyle bir barıştırsak sizi canlı yayınımızda, ne güzel olur. Maalesef kısmen kibirli. Atılmaz. Ama kibirli olsun, ama iyi olsun, ama dizilerde oynasın. Mesela oyunculuğunu çok beğeniyorum. Gerçekten öyle. Yiğit öldür, hakkını ver. Anneliğini çok beğeniyorum. Sporculuğunu çok beğeniyorum. O dönem o da öyle olmasını istemezdi. Ona da yapımcılar böyle yap, böyle yap. Sevda'yı rencide et, Ahmet'i rencide et, Fatma'yı rencide et. Yayın yükselsin. Kızcağız da bence onu çok bilinçli yapmadı diye düşünüyorum yani. Ya, evet. Çok özür dilerim Özcan. Yani hepimiz o programı. Aslında sizinki de gerçekten refleks. Bir anlık bir şey. Ben artık kimseye dövmüyorum. İnsanları. Sevda, bu arada bir şey soracağım. Medya o günden beri sana hep böyle şey miydi? Set mi çektiler? Öyle mi düşünüyorsun ya da? Hayır, hayır. Medyanın bu işte hiçbir kabahati yok. Tam tersi gazeteciler, ben güzel bir şeyler yaptığımda her zaman yanımdalar. Çocukluğumdan beri onlarla birlikte büyüdüm, eski magazincilerle. Magazincilerin bir suçu yok. Biz onlara bu doneyi veriyoruz sonuçta. Onlara bir hikaye sunuyoruz. Onlar değerlendirecekler. Onların en doğal hakkı. Ama tabii gönül isterdi ki ben daha çok şarkılarımla anılayım. Daha çok ne bileyim, belki iyi bir programcı bile olabilirdim ki konuşmam ve üslubum buna çok uygun diye düşünüyorum ama maalesef işte dediğim gibi çok ayak bağı oldu. Olay bana çok ayak bağı oldu. Maddi olarak, manevi olarak hiçbir zaman kazancım falan, yani kimse bunu reklam gibi lütfen düşünmesin. Onun bana hiçbir faydası olmadı. Evet, evet. Hep tam tersi şey olarak da insanlar da hep bu acaba reklam mıydı, şöyle miydi, böyle miydi diye konuştular, konuşmadılar değil. Ama Hande Ateiz'de 2 sene önce mi, 4 sene önce mi bir programa katılıyor ve orada aslında evet öyle bir şey olmadı, reklam olmadı, her şeyin tamamen spontane geliştiğini, onda aslında çok mutlu olmadığını, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirmiş. Vallahi Allah yolunu bahtını açık etsin. Çocuğu var, çok tatlı bir oğlu var. Onu güzel büyütsün. Dizilerde her zaman onu görmek isterim. Onun oynadığı dizileri kaçırmıyorum ama sadece o olduğu için değil. Çok güzel projelere imza atıldığı için ve çünkü Hande de uzun süre dizilerde vesaire televizyon programlarında olamadı. Onun da bir şanssızlığı oldu. Ama çok iyi bir oyuncu. Bilmiyorum yani. Umarım bir gün bir yerde öpüşürüz, barışırız. Hayat çünkü çok kısalıyor. Her saniye ömürden geçiyor. O yüzden tatlılıkla, güzellikle bir şey çözümlemek
Çok da şart değil barışmak ama kaçmasın artık benden. Gerek yok yani. Evet. Buradan da duyurmuş olalım. Şimdi gündemde bir konu var. Herkes şu an Türkiye güzeli İdil Bilgen'i konuşuyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani hak etmedi diyorlar, hak etti diyenler var. Senin fikrin nedir? Şimdi İdil çok genç bir kız. Tabii ki ve çok yetenekli, muhteşem bir akademik kariyeri olan harika bir genç kız. Ancak bu akademik kariyerin ya da herhangi bir mesleki anlamda ya da teatral anlamda yapılmış bir yarışma değil. Tamamen güzellik üzerine kurulu. Ama tabii yan faktörler de çok önemli. Diksiyon, konuşma, zarafet, eğitim. Bunlar elbette çok önemli. Ancak birincisi güzellik. Baz alınan şey öncelikle güzellik, değil mi? Evet. Herkes, adı üstünde yarışma, güzellik yarışma. Hakaretler, yapılan çirkin eleştiriler ve dalga geçmeler, bunlar hiç şık değil. Sonuçta onun daha henüz mental gücü çok sağlam, çok güçlü bir kız olduğunu düşünmüyorum ve ona çok zarar verebilir bu kadar çirkin benzetmeler. Bir kere koskoca bir Bülent Ersoy, Şabaniye demesi kadar sakil ve çirkin bir şey olamaz. Bir Bülent Ersoy'un konuşması her yere yayılacaktır. Ve nitekim de öyle oldu. Bu benzetmeden çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Bir genç kıza bu benzetme yapılmaz. Çok çirkin. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Evet, çok güzellik normlarına uymuyor. Daha önceki güzellik kraliçeleriyle karşılaştırdığımız zaman çok uymuyor onlara. İşte vesaire gibi şeyler. Ben gene kırmamak için dikkatli konuşuyorum. Çünkü sonuçta Türkiye'yi temsil edecekler ve isteriz ki Türkiye'den wow böyle bir kız çıksın isteriz. Ama genel olarak baktığımızda aurası yüksek bir kız. Ancak tabii ki eski Türkiye güzelleri gibi değil. Ama bir Şabaniye'miş bilmem ne, bunlar çirkin söylemler arkadaşlar. O kız çok kötü bunalıma girebilir. Belki de girmiştir. Günah yani. O kadar çirkinleşmeyelim. Ama güzellik algımıza çok oturmadı. Hani örtüşmedi açıkçası. Öyle düşünüyorum. Hakaret başka bir şey. Eleştirmek başka bir şey. Biz o dozu çok aşıyoruz. İnsanların ruh sağlığını bilmeden çok abartıyoruz. Ya intihar etseydi o kız bu kadar ağır söylemlerin karşısında olabilirdi de. Allah korusun. İnşallah baş eder bunlarla. Ama hakaret yanlış. Bana göre değil. Evet. Çok güzel ettiniz. Ağzınıza sağlık. Ama siz de bir güzellik yarışmasından çıkmış gibisiniz. Ah çok teşekkür ederim. Ah ah çok bu sağ. Bu arada Sevtap'ın da doğum günü bugün. Aa ne kadar güzel. Mutlu mutlu seneler inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kaç yaş 41 oldum evet. Çok güzelsiniz ve çok böyle sevgi dolu bakıyorsunuz. Çok Avrupa'yı bir şey bu. Bizim insanımız çok asık suratlı. Ben görüyorum evet mutsuzluklar var, ülkenin mutsuzlukları var, pahalılık var. Hep kötü haberlerle her sabah uyanıyoruz. Ama gülümsemek çok değerli bir şey. Evet. İkinizde de umutluyorum. Çok mutluyum şu an. Evet, ben, çok teşekkürler valla. Çok teşekkürler. Ben gülmeyi çok severim. Ama siz de öyle. Siz de asla ve hiç göstermiyorsunuz. Halen çok güzelsiniz. Ve gerçekten inanılmaz rahatlatıcı, şifa verici bir ses tonunuz var. Ses tonunuz muhteşem. Ay Allah'ım çok şükürler olsun. Böyle güzel şeyler duyabiliyorum. Çünkü gerçekten. Bazen yayın yapıyorum. Orada da hakaret ediyorlar. Siz niye bu kadar kadın? Yüce Yaradan bu sesi bana layık görmüş. Ne yapabilirim yani? Asla su gibi böyle mutlu bir ses. Allah razı olsun. Ne mutlu bana. Ne kadar tatlısınız. Bu arada bir şey daha soracağım. Hazır ses donundan bahsetmişken. Bir sunuculuk, böyle bir magazin programı sunuculuğu
aynı zamanda da bir oyunculuk tarzı bir şey. Hiç düşündün mü, yapar mısın? Teklifler geliyor mu ya da gelse değerlendirmek ister misin? Çok keyifle yaparım ama oyunculuk değil, oyunculuk bana göre değil. Onu gerçekten çok yetenekli insanlar var Türkiye'de. Onlara yani sonuçta onlara bırakmak lazım. Her şeyde zıplamamak lazım. Ama galiba ben iyi bir televizyon programcısı olabilirdim diye düşünüyorum. Kesinlikle. Fakat o konuda da maalesef bana teklif gelmiyor. Herkes yakın arkadaşına, tanıdığına, daha çok sıcak ilişkiler, dostça yalnız böyle erkek kadın ilişkisinden bahsetmiyorum. Evet. İçine aldığı, arkadaş ortamında görüştüğü, buluştuğu, tanıştığı, yemek yediği insanları daha çok bu anlamda şans veriyorlar. Ben de insanlarla biraz uzak yaşadığım için öyle bir teklif gelmiyor maalesef. Evet. Ama gerçekten magazin programına özellikle çok iyi böyle cuk oturacak bir sunucu olurdunuz yani net söyleyeyim. Magazin programı dedikodu ya eş değer bir şey. Ben magazin programı yerine daha çok Türkiye'de değer görmeyen, dünyada inanılmaz değer gören, hatta birinci sıraya yerleştirilen bu zamanlı hayvanlarla ilgili böyle belgesel tarzı bir şeyler çekmek isterdim. Çocuklara, yeni nesillere, bu vicdansız toplum, bu kadar kötülük yapan hayvanlara toplumdan ziyade yeni gelen küçücük, genç nesillere hayvan sevgisini aşılamak adına böyle hayvanlarla, doğayla ilgili programlar yapmayı çok isterdim. Dedikodu herkes yapar. Çok basit bir şey. Böyle bir şeye girmek istemezdim açıkçası. Ama iyi bir programcı olabilmek adına böyle eğitici bir şeyler insanlara, çocuklara empoze etmeyi çok isterdim. Özellikle bir ağaç dalını bile koparmamaları gerektiğini, onlar sayesinde bu oksijenin bu kadar bol olduğu bir dünyada yaşıyorsak, onlar sayesinde ben sokakta mesela çocukları görüyorum, çimlere basıyorlar. Çocuklar diyorum, bu çimlerin ölmesini istemiyorsanız onlar da canlı diyorum. Onlar da yaşıyorlar. Aa gerçekten mi abla? Evet bak ağacı kopardığın zaman oradan bir sıvı çıkıyor. O ağacın kanı diyorum. Kanıyor, ağaç kanıyor. Dalları koparmayın diyorum. Hani böyle bunları söylemeyi çok seviyorum. Biraz da kandırıyorum tabii onları. Mübalağa ediyorum ama buna çok Beyaz yalan. isterdim. Evet yani doğaya ve hayvanlara daha çok özen gösterilen bir ülke olabilmek adına bu anlamda belgesel çok isterdim. Çekimlere katılmak, kendim çekmek belki de. Ama işte ne kadar izlenir o da ayrı bir şey. Daha çok dedikoducu bir yapıya sahip olduğumuz için nerede dedikodu var onları izleriz, onları severiz. Tabii. Maalesef, maalesef. Son bir şey daha soracağım Sevda. Hayvanlarla ilgili çıkan yasalar, şimdi sen çok duyarlısın bu konularda. Biliyorsun sokak hayvanlarıyla ilgili yasalar konuşuldu, edildi vesaire. Senin bu konudaki fikirlerini de merak ediyorum. Bu tabii bu kadar dini vecibelerini yerine getiren bir cumhurbaşkanımızın böyle bir şey ben bu şekilde düşündüğünü ya da bu şekilde algılatmaya çalıştığını düşünmüyorum. Galiba hasta ve bunu da duydum çünkü çok hasta ve uyutulması gereken hayvanlara bu yapılacağını, barınaktaki hayvanlara karışılmayacağını ama sokakta çok hasta, çok yaşlı ve artık hayatına devam edemeyen hayvanlar üzerinden konuşulduğunu duydum. Bayağı yetkili bir ağızdan duydum bunu. Ne olursa olsun, canım Cumhurbaşkanım, siz her zaman camiye gidip çok güzel dualar eden, namazlar kılan çok değerli bir insansınız. Ülkemizin yöneticisisiniz. O yüzden ben size bir saygısızlık yapamam. Ama ölümlü dünya, bunu da unutmamak lazım. Çünkü gerçekten Allah bizim onları korumamız, kollamamız ve beslememiz için bize birer sınav vermiş. Kapımıza gelen her kedi, her köpek bizim sınavımızdır. Biz sadece kendi işkembemizi doldurup yemek yemek çabasındayız. O hayvanlara bir avuç mama veremiyoruz. Bakın çantam gecenin bir yarısı ama göstereceğim. Bu gösteriş gibi düşünmeyin lütfen bunu. Sadece duyarlılığımı izah etmeye çalışıyorum. Su kapları, su bardakları hayvanlar için mamalarla her köşede, her an, her yerde sürekli bunlarla geziyorum. Çantamı onlarla dolduruyorum. Benim değerli Cumhurbaşkanım,
lütfen bu yalan dünyada, bu fani dünyada böyle bir yasayı geri çeksinler ve galiba çekilecek gibi geliyor bana. Biz onlara bakıyoruz zaten. Bizim hiçbir şey, belediyenin parasına da ihtiyacımız yok. Hepimiz her şeyi yapıyoruz. Belediyenin onlara ayırdığı ödenekler var. O hayvanları o kadar güzel kısırlaştırıp öyle güzel rehabilite edebilirlerdi ki. Maalesef belediyelerimizin birçoğu, yapan da var ama yapmayan çoğunlukta, ölüm bu kadar basit bir şey olmamalı. Onların da canı var. Sadece anlatamıyorlar. Bizim hakkımız yok onları öldürmeye. Yaradan onları yarattıysa Yaradan onları geri alır. Biz kimiz ki onları öldürüyoruz? Allah'ın tek elinde olan bir şey bu. Ben böyle bir yasayı kabul etmiyorum. Çok üzücü. Biraz da gerçekten psikolojim çok, biraz değil bayağı bozuldu. Bayağı bozuldu yani. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık bu güzel temennileriniz ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için, duygularınızı. Çok özür diliyorum, karanlık ama ancak bu şekilde yayına katılabildim. Lütfen kusuruma bakmayın. Estağfurullah, siz kusura bakmayın. Böyle bir yayından çıkıp hemen bize böyle apar topar arabada bağlanmanız bile çok sizler değerli bir şey. Çok teşekkürler. Sizler kıymetlisiniz, sizler çağdaş, çok keyifli konuşan, tatlı insanlarsınız. Ben her zaman sizlerle sohbet etmekten keyif alırım tabii ki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür tabii. ediyorum. O güzel yanaklarınızdan öpüyorum kocaman. Muhteşem bir yayındı. Sevgiler, saygılar. Görüşmek hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevtap. Şunu söylemek istiyorum ya, programda gerçekten Sevda Demirel çok güzel konuştu. Çok önemli konulara değindi. Yani özellikle ben Hande Ateizi konusunda bu kadar pozitif, bu kadar olumlu düşüncelere sahip olduğunu bilmiyordum açıkçası ve eminim birçok kişi de bilmiyordur. Umarım Hande Ateizi'den de böyle güzel bir geri dönüş olur ve hakikaten bir vesile oluruz biz de, değil mi? Yani bu kadar hani aradan zaman geçmiş, artık herkes değişiyor, insanlar değişiyor, hayat değişiyor vesaire. Küs olmadan sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde. Tabii. Kim hata yapmıyor ki? Hata ya, bize mahsus. Önemli olan yıllar içerisinde bunu fark edebilmek ve Sevda Hanım gibi bu yüksek olgunluğu gösterebilmek. Bence inci tanelere dökülüyordu ağzından. Çok naif, çok da kibar bir insan ama Sevda Hanım'ı medyada olsun, o medyaya her ne kadar naif cümleler sarf etse de medya çok farklı bir konuma getirdi ve hep o şekilde anıldı. Hep o yönünü göstermeye çalıştılar ama bu programımızda da gördüğümüz üzere hem çok kültürlü, hem çok duyarlı, hem çok insancıl bir insan. İşte bu tarz programlarda bu tarz yönlerini Sevda Hanım'ın çok daha fazla ön plana çıkarmak gerekiyor. İyimser olmak gerekiyor hakikaten. Ben de takdir ediyorum kendisini. Evet. Çok teşekkür ederim güzel düşüncelerin için. Ve programa yine güzel bir şekilde renk kattın. Tekrar tekrar doğum gününü kutluyorum. Zaten 1,5 saat sonra artık o ayın 18'i doğum günü olanların doğum günü kutlanmaya başlayacak. Ama her sene benim 2 gün sürüyor. 17'sinde başlıyor. 18'in gün bitene kadar. Gerçekten. Yarın da o devam edecek. Daha feyizlikle giremedim. 40 gece sürdürüyorsun doğum günü. Tabii. Telefonumda mesajlar duruyor. Unutan, bir anda sonradan aklına gelenler arayabilirler. Sağ olsunlar. Güzel bir şey. Gerçekten. Anılmak, hatırlanmak çok güzel bir şey. İnsan doğasının, ruhunun buna fazlasıyla ihtiyacı var. Yani bir teselli oluyor. Yaşım ilerliyor, yaş alıyorum. 41'e geldim ama mutlu oluyor insan. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. O zaman önümüzdeki programda görüşünceye dek diyeyim. Şimdi önümüzdeki hafta demiyorum çünkü belli olmuyor bizim, biliyorsun. Evet. Her an böyle şak diye program yapabiliyoruz. Önemli bir sürpriz bir konuk oluyor. Doğru. O yüzden önümüzdeki programda görüşünceye dek diyelim. Kendine çok iyi bak. Bütün izleyicilerimize saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Aynı şekilde.